Herkese merhabalar, ben Onur. Bugün arkadaşlar Clash Royale'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Daha önce hatırlayacaksanız Clash Royale Nisan ayında bomba bir güncelleme geleceğini sizlerle paylaşmıştım ve bu güncelleme haberi Supercell tarafından da resmi YouTube kanalında açıklandı ve resmi YouTuberlarına da hatta bununla ilgili bilgileri paylaştı arkadaşlar. CVA kanalı Clash with Ash kanalındaki görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Videonun orijinal linkini açıklamada bulabilirsiniz ve siz bu görüntüleri izlerken ben de sizin için İngilizceden çevirdiğim bütün güncelleme notlarını sizlere aktaracağım arkadaşlar. Eğer bunun gibi daha fazla Clash Royale bilgilendirme videolarının devamını istiyorsanız, bu tür güncelleme haberlerini falan ilk siz öğrenmek istiyorsanız, ki şu anda sanıyorum Türkiye'de bir tek bu kanalda ve ilk olarak bu kanalda izleyeceksiniz. Başka kanallarda varsa da ben görmedim. Çok fazla Clash Royale YouTuber'ı kalmadı biliyorsunuz. O yüzden kocaman bir like atmanızı bekliyorum arkadaşlar. Hemen isterseniz görüntülere geçelim ve bir yandan da ben almış olduğum notları sizlerle paylaşmaya başlayayım. Şöyle, bildiğiniz gibi 4000-4500 kupa arasında maalesef birçok oyuncu, hatta belki bizler de kalıyorduk. Yani oradan daha fazla ileriye gidemiyorduk ve bunu Supercell görmüş ve bununla ilgili bir geliştirme yapmış. Şöyle bir geliştirme, daha önce benim de yaptığım aslında kupa düşüp trolleme iş vardı ya. Hani max hesabım var, sıfır kupalara düşüyorsun, oradakileri trollüyorsun, eğleniyorsun. Ama bir yandan aslında oradaki arkadaşların oyun zevkine de bayağı olumsuz bir etki ediyorsun. Bunu engellemiş Supercell. Nasıl engellemiş? 4000 kupanın üzerindeki arenaya çıktığın zaman tekrar geriye düşemiyorsun. Yani mesela 4000 kupayı geçtin ve oyun kaybettin, 4000 kupadasın diyelim ki, eksi 0 yiyorsun. Yani daha fazla aşağıya gitmiyor. Bu aynı şekilde işte 4300-4600 falan yukarıdaki arenalar var ya, o arenalarda da aynı şekilde geçerli arkadaşlar. Yani çıktığınız yerden tekrar aşağıya doğru düşemiyorsunuz. Bu hem kupa kasma noktasında bayağı önemli. Çünkü mesela işte çıktınız 4000'in üzerine, tekrar aşağıya doğru gidemediğiniz için artık yukarıya doğru böyle bir kasma şeklinde böyle durmadan kazanıp işte o aradaki 300 kupa mesela 4000-4300 diyelim ki, 4300'e kadar hızlı bir şekilde kasıp ondan sonra 4300'den aşağıya düşmüyorsunuz, 4600'e gidiyorsunuz falan, adım adım kupaları yukarıya doğru tırmanabiliyorsunuz. Ve bunun yanı sıra nihai şampiyon vardı ya 6400'deki, onu 7000 yapmışlar. Çünkü bu sayede aslında kupa çok daha kolay kasılacak diyebiliriz arkadaşlar. Ve şöyle bir artı daha var. Mesela 4000 kupanın üzerindesin, 4000 kupaya çıktın. İlk başta, yani arenaya ilk çıktığın zaman kazanmış olduğun savaşlar sana 25 ile 30 kupa arasında kupa verecek. Yani bayağı yüksek kupa verecek, ama kaybettiğin savaşlar mesela 4050 kupa seviyesindesin diyelim ki, işte 7-8 kupa falan götürecek. Yani arenanın başlangıcında çok daha az kupa kaybedeceksin, ama kazandığın zaman çok daha fazla kupa kazanacaksın. Bu da demek oluyor ki yukarıya doğru bayağı bir çıkabilecek yerimiz olacak arkadaşlar. Yani çok kolaylıkla kupa kasılabilecek. Ve bu konuda siz neler düşünüyorsunuz? Mutlaka bunu yorum kısmına yazmanızı bekliyorum. Bir yudum çayımdan alacağım müsaadenizle. Gerçekten çok güzel bir yere böyle güncelleme yapmış Supercell. Bence en önemli noktalardan birisi kupa kasarken takılmaktı. Yani takılıyorsun, bir yerden sonra çıkamıyorsun ve gerçekten hani böyle inanılmaz zorlanıyorsun. Bu yüzden de bu bölümü güncellemenin inanılmaz hoşuma gitti. Bunun dışında neler var? Eskiden biliyorsunuz lig bittiğinde bir sezon sonu lig sandığı vardı. Şu anda ekranda bakın görüyorsunuz, yani o video boyunca görüyorsunuz aslında, bazı ödüller var. Artık her kupaya ya da her belirli kupa aralıkları var. Bu kupa aralıklarında bir sürü çeşitli ödüller var arkadaşlar. Bu ödülleri o kupalara çıktıkça alıyorsunuz, çıktıkça alıyorsunuz ve daha sonra mesela işte bir sonraki sezon, sezon sonunda bu arada artık o çekilişte lig sandığını almıyorsunuz. Çünkü zaten o işte kupalara çıktıkça aldığınız ödüller o lig sandığından çok çok daha fazlasını veriyor. O yüzden o şekilde topluyorsunuz. Sonra bir sonraki sezon tekrar başa dönüyor. Yani işte 4000 kupaya diyelim ki döndünüz. Tekrar 4000'den yukarıya doğru çıkarken aynı ödülleri bir kere daha alıyorsunuz. Yani bayağı tekrar tekrar ödülleri alabilme şansınız oluyor arkadaşlar, ki bakın mesela işte ödülleri görüyorsunuz zaten ekranda, gayet güzel ve doyurucu ödüller var diyebiliriz. Burada aslında amaçlanan da şu: özellikle free to play, yani para vermeden oynayan birçok arkadaşımızı, birçok kardeşimizi hedef alıp onları da oyunun içerisine çekmeye çalışmış. Çünkü para yatırmadan gerçekten bu oyunda bir yerlere gelmek biraz zordu arkadaşlar, ama bu modelle artık çok daha kolay bir şekilde para yatırmadan ilerleyebiliriz. Bu gerçekten güzel bir güncelleme olmuş. Çünkü free to play, yani bedava oynayan oyuncular belki bu oyunun %70-80'i, yani çok fazla böyle bir çoğunluğunu oluşturuyordu. Ve bunları tamamen göz ardı ediyordu Supercell eskiden, ama şu anda artık onları da demiş ki gel sen para yatırmasan bile
bu oyunu oyna ve bu oyunda ilerle. Tabi bu biraz daha oyuncu kazanmak, artık o kaybettiği oyuncu kitlesine tekrar geri kazanmak için yapılan şeyler ama bence olumlu bir etkisi olacak. Ne kadar olumlu etkisi olacak bunu hep birlikte göreceğiz ama ben oldukça beğendim. Siz neler düşünüyorsunuz bunu da çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu yeni ladder sistem, yani kupa kasma sistemi ile ilgili lütfen görüşlerinizi yorum kısmına yazın ve tartışalım. Acaba daha yükseklere çıkmamıza vesile olur mu? Yani kesinlikle olacak diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi sadece şey bile yeter. Arenaya yeni çıktığın zaman kazandığın maç 30 kupa verirken diyelim ki kaybettiğin maç 8 kupa falan düşürecek. Bu da demek oluyor ki hızlı bir şekilde yukarılara doğru çıkacaksın. Bir sonraki arenaya çıktın tekrar geri düşemeyeceksin. Yani kupa kasmak için sana her şeyi yapmış Supercell. Bu yani üst taraflarda bayağı yukarıya doğru normalde işte maksimum 6700-7000'leri falan görüyorken şu anda belki 10.000, 12.000, 15.000'leri falan görebilir miyiz diye bir, ya 15.000 biraz abartı oldu ama ya en azından 7.000'in üzerinde işte böyle 10.000'leri falan görebilir miyiz diye beni düşündürmüyor değil arkadaşlar. Sanıyorum bunu görebiliriz. Ve bir de şöyle bir yenilik daha var. Yeni bir arenaya atladın diyelim ki sandıkların açma süresini boostlayan, böyle hızlandıran bir şey var ya, iki katına mı ne çıkarıyor? Her arena atladığında sandığı hızlandıran bir de boost, yani bir güncelleme, bir işte upgrade gibi bir şey veriyor arkadaşlar. Arenaya atladın hemen sandıklarını hızlı bir şekilde açıp devam edebiliyorsun. Ve gerçekten çok çok güzel bir güncelleme olmuş. Bunun dışında yeni bir kart geliyor. Deprem kartı. Yani yine güncelleme haberlerinin içerisinde bir şey gördüm. Rokete böyle goblin, hani goblin fıçısı ve roketi böyle atıyorsunuz da goblin fıçısıyla goblinler ve roket bir arada gidiyor ya. Bir tane roket var ve rokette böyle goblin sarılmış bir şekilde gidiyor. O nedir çok anlamadım. Yani hani roket düştükten sonra tekrar goblin çıkmıyor ama sanki böyle roketin görüntüsünü değiştirmişler gibi. O kısmını çok anlamadım. Yani yeni bir kart değil sanıyorum. Sadece öyle bir görüntü var, bilginiz olsun. Ama yeni kart deprem diye bir kart var. Ve deprem kartını zaten biliyoruz aslında. Deprem kartı da işte binalara çok fazla böyle birebir birimlere verdiği kadar hasar vermiyor ama işte hem hasar veriyor hem sanıyorum biraz böyle bir karşı tarafı yavaşlatıyor. Bildiğimiz deprem efekti, gerçekten güzel bir büyü olacak. Ve bunun yanı sıra bir tane de oyun modu geliyor. Oyun modu da iksir ile ilgili bir şey. Ortada ve koridorlarda böyle iksir iksir şeyleri var ya, ne diyorlar ona, collector, yani toplayıcı. O toplayıcılara benzer böyle bir iksir şeyi var, fanusu var. O fanusları kırdığın zaman sana iksir veriyor ya da işte çeşitli hediyeler falan verebiliyor. Yani böyle ortadaki o iksir şeylerini, toplayıcılarını falan kontrol altında tutup sürekli çıktıkça patlatarak iksir kazandığın ve işte böyle hızlı bir şekilde karşı tarafı pataklayabildiğin eğlenceli bir mod olmuş gibi görünüyor. Ve işte yani yeni kart, yeni oyun modu, bilmem ne, bunlar hani çok önemli olan kısmı değil bence. Bunlar geliyor yani, sürekli yeni kart geliyor ya da sürekli yeni bir oyun modu deniyorlar. Önemli olan şu anda Clash Royale'i tekrar hani bu oyuncu kitlesini toplayabilecekleri bir şey yapmaktı ve bunu da bence bu yeni trophy sistem, yani işte bu ladder sistem dedikleri kupa kasma yöntemiyle çözmüşler gibi görünüyor. Yani içerisinde efsanevi kral sandığı, işte büyülü sandık, ne bileyim jetonlar, efsanevi jeton, destansı jeton gibi jetonlar, işte yani büyülü sandıklar, işte diğer sandıkların yıldırım sandığı vesaire, birçok sandık birçok ödül veriyor. Gerçekten efsane ötesi bir ödül sistemi var ve her sezonda bunu tekrar tekrar alabileceksiniz. Yani daha önce lig sandığında sadece bir tane sandık veriyordu. O sandıkta işte bir efsanevi ya da bilemedin maksimum iki tane efsanevi alabiliyordun ya. Bunda öyle değil artık. Bol bol ödül dağıtacağım demiş Supercell ve bu ödüllerle özellikle dediğim gibi free to play, para vermeden oynayanları hedef almış. Bu sayede de çok çok daha yukarıya kupa kasabileceğiz. Sizce maksimum kaç kupaları göreceğiz bu güncellemeden sonra? Dediğim gibi benim tahminim, yani 7000'in üstüne mesela çıktınız tekrar geriye düşemiyorsunuz zaten. O yüzden yani insanlar biraz daha fazla risk alabilecek, çok daha hızlı bir şekilde kasabilecek ve ben hani daha önce görmediğimiz kupaları görebileceğimizi düşünüyorum. Yani şu anda işte CVA'nın hesabında 12.800 mü öyle bir kupa görüyorduk ama tabii o kadar çıkar mı çok emin değilim ama en azından bir, yani şöyle 10.000'leri göreceğiz diye tahmin ediyorum. Sizin tahmininiz varsa onu da yorum kısmına yazabilirsiniz. Bunun dışında yine güncelleme ile ilgili bütün yorumlarınızı ya da
başka şöyle bir şey daha olsa iyi olurdu dediğiniz beklentilerinizi de yine yorum kısmında bekliyorum arkadaşlar. Umarım güncelleme haberi hoşunuza gitmiştir. Gerçekten bu Clash Royale tekrar bir tat getirebilir diye tahmin ediyorum. Bol Clash Royale'li günler diliyorum. Clash Royale ölmez. İnşallah çok daha güzel olacak. Ben inanıyorum. Çok eğlenceli ve güzel günler bizi bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bye bye.